على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أطفال الحسين وعلى أصحاب الحسين مولاي يا سيدي نشهد أنك قد أقمت الصلاة وقاتلت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده وأطعت الله وعبدته حتى أتاك اليقين سيدي فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به سيدي ومولاي بأبي أنت وأمي ونفسي ليت كنا معك فنفوز فوزا عظيما Allah azadarlığınızı Hazreti Zehra'nın defterinde sabretsin. Amin. İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın mahzun kalplerine, o güzel gönüllerine birazcık olsun melhem olmak, sus etmek üzere bir sabah efendim. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد dün arz etmiştik o ayeti ve akimü salah ve atü zekâ ve atî'ur resûl leallekum turhamûn demin televizyondaki bahsimin bir kısmında sonunda arz ettim ki Peygamber hayattayken daha vefat etmeden saflar belirlendi. Peygamberden sonra olma. Dolayısıyla Peygamber'e karşı ihtilal yapıldı. İhtilal yapanlar ashabın ileri gelenleriydi, Kureyş'in ileri gelenleriydi. Aralarında sözleşme, antlaşma yaptılar ki Peygamber ağır hastadır, askerden de bunlar, Peygamber'in gönderdiği askerden de geri kaçtılar. Geri geldiler, gitmediler, itaatsizlik ettiler. Ve de önceden yapmış oldukları sözleşmeyle peygamberden sonra sakın ola bu hilafet işi, imaret işi Haşimilere geçe. Eğer onlara geçse daha onlardan çıkartmak olmaz. Ümmet hilafeti bu hanedanın hakkı olduğu için daha bunlardan olmayan halife olabilmez. Ama biz bunlardan bir çıkarsak bu işi aramızda paylaştırabilir. Tay kabilesinden de olar, Ümeyye'den de olar, o birinden de olar. Biz aramızda anlaşarız. Ama bunlarda olsa da bunlardan çıkmaz. Oldu ki aralarında sözleşme, antlaşma yaptılar, yazdılar, imzaladılar.
İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam da bu antlaşma metnine işaretle buyurur. İzâ kutibel kitab kutilel Hüseyin. İşte o antlaşma yazıldığında Hüseyin öldü. Hüseyin'i orada öldürdüler. Yani Kerbela'dan yaklaşık 50 yıl önce, 50 küsur yıl önce Hüseyin'in öldürülmesinin temeli atılıktı. O kitap yazılanda. Peki ona imza atanlar hangi vicdanla attı? Ve peygamber Kadir-i Kum'da akıl bir şey demişti. Peygamberle tabir caizse peygambere karşı oyunbazlık, düzenbazlık vasiyetini ağzında koyuyorlar. Yani peygamber askere gönderir, oradan kaçıp gelirler. Vasiyet edir, ona engel olurlar. Yani peygambere karşı açılmış açık bir savaş var. Bizim ayrılık noktamız orada başlayıptı. Yani peygamberin mi tarafındayız, ihtilalcilerin mi tarafındayız? Yoksa yani siyasi de işte filan kesin filan kesin dövüşürdü, biz orada işte lehimize olan buydu, bu yanda durduk o lehim. Bizim meselemiz bu. Peygamberin tarafında mısın, ihtilalcilerin tarafında mısın? Müslüman burada karar versin. Ya da bize desin ki, yoksa mı siz kendinizden bir şey uydurursunuz? Öyle bir şey hiç olmuyor. Ne vasiyetine engel olunup, ne peygamber bunları askere gönderip de bunlar askerden kaçıp asker kaçağı olur. Ne efendime söyleyeyim, peygamber bunu evle, bunları evinden kovup, kurumu anni deyip, Bukhari'deki hadis de yalandır. İsterseniz bunu deyin. Bunu deyin, aslı meseleyi tartışa. Yok bunlar doğru ise, o zaman bana söyleyin bakayım, kim peygamberin tarafındadır? Kim de karşı taraftadır? Bizim bu noktadaki tercihimiz demişiz ki bütün dünya bila istisna o bir tarafta dursa da peygamber tek olsa da biz onun tarafındayız. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ama gel gelelim ki gerçekten bu tavır doğru tavırdır. Yani buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Kimse bir şey diyemez. Bak bu an bela atmaya böyle pişmeye gerek yok. Bu konuda kimsenin diyebileceği bir şey yok. Haklı olan, doğru olan budur. Bu dindeysen, Mustafa'nın dininde, onun ümmetiysen onun tarafında olacaksın. Bunun gerekli de bunun tartışması bile olmaz. Tartışması bile olmaz. Başka şeyler tartışılabilir ama ben Muhammed ümmetiyim ama ona karşı ihlal yapanların tarafında olmak daha doğrudur diyemez kimse. Mesele nerededir? Mesele sizin tayfanın ileri geleni hayan da olsa sen olan da olarsan mı olmazsan mı haklı haklısın. Şimdi 1400 sene önceki bir hadisede biraz daha haklılık payını görünce tabii ki biz bir yandayız dersin de ama imtihan yeri geldiğinde gerçekten öyle mi olacaksın? Tayfa liderleri, önderleri o sözleşmeyi yapmıştı. Çobanları yapmamıştı ki. Deve çobanları yapmamıştı. Tayfa lideri bu yandaysa o da umbanına gitti. Ashab'a ne olmuştu? Ashab bizden eski adamlar değil ki. Yani bu dini, bu kitabı, bu sünneti
ilk piratize eden insanlardır. O da kolay bir iş değil. Ata dinini reddetmiş. Ecdat dinini reddetmiş. Canını da koyarak bu dini seçmiş, piratize etmiştir. Bunlar basit insanlar değil, küçümsenize insanlar değil. Ve ne oldu ki? Birden böyle sefta içti. İşte mesele o. Kıyamete kadar insanların imtihan alanı da budur. Senin o işte karın zararın yok. 1400 sene önce gelip geçipti. Onun da haklı tarafta. Hayır, baban eğer o anda olsaydı indi sen bu yanda mıydın? Bir onu da düşün hele. Şimdi o bir ailede doğmuş olsaydın, indi sen bu yanda mıydın? Sırf bu senin artık kültürün, benimsemiş olduğun bir kültür olmuştur. Hak ne hak? Dedi bir Şia ailede doğduysa, deden, baban bir yoldaydı, sen de bir yoldasın. Göresen, ele olmasaydı nice olardın? Tercihin nasıl olardı? Sosyal çevren o anladı. Babam, anam, dayım, bibim, kalan, ağabeylerim, bacılarım, yeğenlerim o anladı. Tren tayfen o anladı. Sen geçip başka safa gelerdin mi? Bu bir soru. Kafanda kendine sor. İşte bu anda oldun. Bu Allah'ın bir lütfu, bir de ile o ana baban da yazıklar hepsi zahmet çektiler. Hayatta olanlara Allah sıhhat afiyet versin. Küçük gidenlere de rahmet etsin. Şimdi bize göre doğru yoldasın. Bize değil. Herkesin kendi doğrusu vardır ama ölçüler bunu gösterir. Peygamberin tarafında, ihlalcilerin tarafında olmadı. Peygamber de Kadir Hun'da bir cemmen kuntu mublafa adı Ali'yi mubla demiyordu ki. Sahih-i Müslüm, Uhdül Kur'an dedikleri iki sahihlerin, altı sahihin içinde en önemli ikisi Bukhari ile Müslüm. Orada da değil ki Müslüm'de. Peygamber bundan başka şey dedi, şöyle dedi. Ben size emanet bırakacağım. Onlara sarılsanız azıp sapmazsınız. Nedir? Allah'ın kitabı ve benim ehl-i beytim. Bu da mütebatirdir. Bunu kimse yalanlayamaz. Onun da her şeyleri aradan gider. Müslüm de gitti. Ve sizin neyiniz kaldı da? Zahiniz ortadan gelir. Şahit dediğiniz kaynaklar yıkıldı, gittiyse sizin hiçbir şeyiniz kalmadı. Ve neye göre bu İslam'a amel edeceksiniz? Ha biz Peygamber'in sözüne bakıp dedik ki biz Kur'an ve Ehl-i Beyt'in yolunda gideceğiz. Doğru yol budur, sırat-ı müstakim budur. Sırat-ı müstakim budur. Bunu da doğrulayan bir sürü diğer hadisler var. Mesela Ehl-i Beyti ke mesele Sefineti Nuh'un aleyhisselam. Bu da sünni kaynakları doğrudur. Bu gemiden çıkanlar boğular. Ehl-i Beyt gemisinden çıkanlar boğular. Cehennemde boğular. Sadece burada değil. Lucce finnar. مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقْ اَوْزُجَّ فِي النَّارِ Bağlar. Peygamber bile dedi, biz de onun sözüne baktık. Dedi, Ali Hayan da da Hakk'ı yandardı. Dedi, biz de ona baktık. Dedi, Ali'den beraber 12 imam var. Dedi, biz de ona baktık. Dedi, öz yanımızdan imam öldürüp çıkarmayın.
benim ehli beytimdedir imamet. Onlara uyun. Bunların hepsi sünni kaynaklardadır. O dedi, biz de onun sözüne baktık. Dedi ki sonuncusu Mehdi'ydi. O dünyayı zulümden kurtarıp adalete hakim kılacak. Onun yolunu gözlemek de ibadetti. Peygamber dedi, biz de sözüne baktık. Sen de yürüm gittiğin yolu, peygamber ne zaman dedi? Dedi mi ehl-i beytime rağmen öz yanımızdan yol çıkardın? İmam çıkardın, önder çıkardın, örnek çıkardın. Birilerini hazretlendireyim, birilerini ballandırayım. Deyipse başın üstüne kapı. Sahih hadisle gelin. Uyduruk mengıbelerle değil. Kendi kaynaklarınız açısından da sahih olsun en azı. Gelin sonra göre bizim de ölçülerimize uyur uyur, onu sonra tartışa. Hele önce buradan buradan uyduruk menkıbeler getirmeyin. Öz kitaplarınızda sahih olduğu tasrih olan rical alimlerimizin sahih dediği, siga dediği, müvessek dediği, güvenilir dediği, ravilerin rivayet ettiği hadisleri getirin, koyun önümüze, onu oturak tartışalım. Öz yanınızda menkıbe uydurmayın. Orada söz yok. Onda kesinlikle siz haklı çıkacaksınız, biliyor musun? Biz haklıyız. Allah yoldan ayırmasın, amin. Şaşırmasın. Amin. Ama bir söz buradadır ki, onlar ki şaştılar, ayrıldılar, bizden eksik kişi değildiler. Yer geldi, imtihan, Allah kullarını ha bile sınavdan geç. Çünkü burası sınav yeridir da. Burası sınav yeridir. Puanları orada göreceğiz inşallah. Bu sınav yeridir. Devamlı bir deneme içindesiniz. Denemede gittikçe, terakki ettikçe, yukarıya gittikçe sorular ağırlaşır, sınavlar ağırlaşır. Bir neçe soru kendimize sorak, çevremize de sorak. Allah vekil, Allah vekil. Bu hareket olmasaydı, ki bu hareketin birinci özelliği, ihtilalin baskısı altında, mecliste konu oluyor. İşte ikide bir götürülüp, eziyet ediliyor, işkence ediliyor. O şeraitte bu mescit hareketleri olmasaydı. Bugün bu Şiyenin oradaki hali ne olurdu? Tuzlucalı sancaktarlık mıydır? Ama o günkü adı küçük Moskova'ydı. He? Yalandı. Onun anı da hemşerisidir, kohumudur, kısımıdır. Orada Iğdır yuvası, Bozkurt yuvasıydı. Birbirini öldürürdüler. Yani mektep idealleri yokuydu. Bir taraf ırkçıydı, bir taraf halkçıydı. O dedi ben halkçıyam, o da dedi ben ırkçıyam. Milliyetçilikle halkçılığı da ne kadar, nasıl ayrılırlar bunu, birbirini öldürürdü. Bu hareket Türkiye genelinde nerede Şia varsa burada mescit yapıp, çünkü İmam rahmetli değildi, mescit mevzidir. Mescidin varsa orada mevzi kazanmışsın. Mescidin yoksa mevzin yok. Dolayısıyla
bütün metropollerde Eryemer Ülo sedası geldi. Bütün metropollerde Ya Hüseyin sedası geldi. Bütün kısıtlamalara, baskılara rağmen Hüseyin'in aşurasını doğru yaşatma azminden vazgeçmeyip ülkeye mal etti. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed. Peygamber bir gün dedi ki, bu ümmetin helaki, felaketi bu ümmetin idaresine geçecek gençlerdir. Mervan dedi, Allah onları lanet eylesin. Allah yüz ağzıyla yüzünü lanet etti. O başkası yürü dedi ama gün geldi, sahabilerden birisi dedi, aha işte. Aha bu gençler onlar da. Yezid, Mervan, şunu bu. Adımlar gençler. Peygamberin dediği bunlar idi. Peygamber haber verdiği an bunlar idi, bu gençler idi. Ama öz ağızlarıyla Allah onları üzerine lanet etti. Birileri dedi Zeynep'e, evet, Allah Zeynep'e muhaliflerine lanet eylesin. Bak bugün Zeynep'e muhalefet eyleyenlerin öz ağzından çıkırdı bu lanetlemeler, kumda çıkırdı. 1904'te muhalefet etmeye devam edildi. Peki bu ülkede özleri de değildi ki İmam-ı Zaman'ın ümidi, İslam'ın ve mektebin ışığı oradadır. Bura mektebin lokomotifidir. Peki öyleyse, muhalefet etmeniz için gelin bir sebep diyeyim size. Sizin de dedikodu yapmayı bırakın. Ha, liderin şahsında hareketi tazif etmeye, yalanlar uydurmaya, böhtanlar uydurmaya, dedikodular uydurmaya, böylece yıpratmaya. İyi de makinistini alırsanız başından lokomotif mi oynayacak? Bunu İşte dün de inkılabın liderine bunu yaptılar. Demediklerini koydular mı? Dediler Bursa'da ne Mario gidirmiş, Ankara'da ne Mansur Otel'de yakalanmış. İnkılabın başlama, halkın ayaklanma sebeplerinden birisi de oldu. İmama böhtenler dediler. Şahin dezgahı onun üzerine halk ayaklandı. Gelin huzura çıkın, denen ki ben ispat edeceğim, sen şu suçları işleyeceğim. Diyen misin? Dalgada niye değiller? İşte tazif etmeyen. Ya da buranın ekmeğini yiyip, burada yetişip, burada Müslüman olup, şimdi burayı beğenmiyor. Gelip burada demeliydi ki neyini beğenmiyor? Başka yerde ne bulup ki buradan güzel olup? Başkaları buraya alternatif olan kimler ne yapıp bu ülkede? Ne yapırlar indi? Kime yalakalı veriyorlar? Bu mektep ilk gün çizdiği çizgide 35 yıl önce ne çizgiydiyse bugün de o çizgide devam ediyor. Öyle filan kes de bizim şu anımızda ne iş görür ki dıvıdı orada gidip sine vurur da bunda ne var ki? İyi peki. Bu kadar basitse bu mesele. Sabahtan da memurumda bir deste vursun o da gitsin de mansı cennette cehennemde sine vursun. Sen burayı boşaldın.
O zaman mektep diye bu ülkede bir şey mi kalır? Sen ne oğlum bir deste misin, onun oğlu bir deste, hele çekip bir tarafa. Biz de burada özümüze iş kuracak, tehlikeli de kumara maaşına uçakıyız. Burada ibadetimizi bu bodrumda yapacağız. Neyini de burada içki içmirek, namaz kılacak da. Bakın, eğer o hassasiyetiniz olmasa Allah'a and olsun ki çok geçmeden bu yapılacak. Kim yapacak? İnsan mı oldu? Ben mi oldum? Ben mi oldum? Ve kimse de çıt diyemez herkes sahip şurada. Adam mı? Adam mı? O için de belli oldu işte. Adam haradaydı da oraya gitti. Hasan onun için tek kaldı. Hüseyin onun için tek kaldı. Onlar pis idare edirdi. Benim onlar niye tek kaldılar? Habirler de mantık yürütürdü. Kardeş bu Maviye yazık daha ne inlesin? Değil İstanbul kuşatmasına girdim işte. Bak buraya geldi ordus Maviye. Ne istiyoruz ki? Beni Meyye ulandan da Kuzey Afrika'yı alıp gitti de oradan Cebeli Tarık'tan geçti Avrupa'yı fethiledi. Endülüs, Portekiz o zaman İslam toprağı oldu. Beni Meyye'nin sayesinde oldu. Siz ne neredesiniz? İmamlarımız ne yaptı? Ben onun daha çok sebebi var Allah belki. Şimdi senin peşine gittiğin harifet etti ki. Böyle kılı, çıktığın kılı beğenmişsen. Gittiğin yer ne iş görür? Bura Türkiye'yi fethetti. Bura Türk dünyasını fethetti. Bura dünyada Hüseyin'in bayrağını dalgalandırdı. Ama bir de o gün ters tarafa gidenlere bir bakın. Onların gitmesi için bir sürü sebep vardı. Değildi. Maviye, Hristiyanlara işte kan kusturur. Gidip paytaktan kuşatma altına alır. Ebu Eyyub'a Ensari buradan buraya neye gelmişti? Doktora gelmişti. Turizm seyahatine gelmişti. Ayasofya ziyaretine gelmişti. Neye gelmişti? O ordunun içindeydi geldi burada hastalardı vefat etti. Ruhu şad olsun. İstanbul'un vettine gelip ordu buraya çıkıp o annem gidip ta Atlas Okyanusu'na dayanıp kara pitip denizden basıp geçip Avrupa'ya. Avrupa'nın en batısını işgal edip değerli olsun en batısını İspanya Portekiz Atlas Okyanusu'nun sahillerini. Onlara Hazret diyenler onun için diyor da bu kadar fütuhatı var. O senin bu mantığına göre çok çok daha haklıydı. Yani imamlar marifetiylerdi bak. Bir peygamberden sonra demedi ha. Boşuna geçmiyor ki onu. Dünen buranın emmarı yaşarı olarak andığın insan gündeyip işte filan şeyi yapılıp, mazeyi yapılıp bu niye onun meddahlığını öğrenir? Onun için ben daha ondan da namaz kılmana. Burada oturduğu halde bu saflardan yalan haber götürenlerin de olduğunu biliyor musunuz? Şimdi Selahattin Cumhurbaşkanı'na sövür, başbakan'a sövür. Siz sizin dininiz defalarca ben burada
Bak kardeş, karşıda olsanız, yanında da olsanız o başka meseledir. Oy verirsin vermezsin o başka meseledir. Ama bu ülkenin yerletliğilerine söylemezsin kardeşim. Söylemeyin sakın ola. Dövbelerse tehdit bile ettim. Bundan sonra açıklarım, şöyle ederiz, böyle ederiz. Dedin mi? Böyle dediğime rağmen o haberi nasıl götürür? Salettin söğür. Birilerine hoş gelmek için. O zaman da imamın etrafında oturup oradan bu haber yapardı. Hayır, akrabası haber yapardı ya. Akrabası imamı. Ha, yediği zukkum olurdu. Nasip de olmurdu. Karnına ateş olurdu. Başka mesele biz bile yaldı bu bulun diye yalan haberler yapardı. Ha, ya da imam işte adama değil ki ben peygamberden işittim katil ibn-i Safiye finnâr. Zübeyri öldürüktü. İmam Ali'ye serme serme gel ki enam ala. Kılıcını Zübeyir'in başını götürüp gelipti İmam Ali'nin karşısına. İmam Ali'de değil ben peygamberden işittim Safiye'nin oğlu. Katili ateşledi. Adam koydu, terk etti, çıktı, gitti. Elin safını bıraktı. Özde homurdana homurdana, değine değine. Kardeş, bunlarda bir anlama olmur ki. Ona karşı savaşırsan cehennemdesin, onun düşmanını öldürürsen yine cehennemdesin. Bunlara da öğrenme olmur. Elinin ölçüsünü o anlayamaz. Birazcık hatırına dokunsun, birazcık az tımarlasın, kardeşim yanına gitme olmaz, yakınına gitme olmaz. Bıraktı gitti. Ulan rüşvet verir. Bağlı kumunun içinde altın kisesi gönderir. Ona getirdi. Ola sen o bağlı kumunu göndermeden gidersen. Sana tenzih ederim size, ha? Süz kim ayıksa alsın üstüne. Ola ne balkumu, ne de içinde altın kise. Sadece yaraka, aman biz başım belliye gitmesin de. Bir de ben de koştanım, bana orada görünsen. Tüm hesabına gidip ona buna yalakalık edip yalan haber götürürsen. Ki ondan olduğunu ispat yasın. Şimdi bu yol doğru yoldur. Ama birileri de şimdi neyini gider dönüyor, neyini yazıyor, zoruna muhtacım. Ya zoruna mı tutma, bari alkış tutma ona ya. Hoş görme ya. Dünen gidenleri hoş görmüşsen, 1400 sene önce gidipti, lanet olsun diyorsan. Bugün giden hemen olsun. Bugün gidene ne diyeceğim? Senin bayrağını yırtıp 300 binle ne oldu da düştü 200 bine 100 bine? Kimin indiydi bu? Hacanlı yayının bunda etkisi var diyorsun. Evet var, doğrudur. Hepsi bu mudur gerçekten? Tek sebep bu mudur? Yoksa bölüm pörçü yolmak mıdır? Diyor, ona kadar ne bilirsen öyle ölmez, üzmezsin de. Para toplayacaksın topla, ne bileyim sine vuracaksın vur. Ama onda bir yerden bu ses çıkacak. O gün bu yapıldı. Bu yapıldı ki herkese, her şeye rağmen en sonunda herkes kabullenmek zorunda kaldı bu vakayı. Ülke gündemine oturdu, devlet gündemine oturdu. En üst düzeyde bu sefer Çankaya Köşkü'nde Aşura Mersiyesi okundu, iftarı verildi. Ya da siz deyin ki sen yanlıştın kardeşim. Yok, herkes böyle kürsüye geçirir gitsin.
Dünen biz bu dinden çıkıp yedirek demirlerdi. Dediler bu din sizdi. Ya Hüseyin'e din siz dediler. Ali'ye selam verilmez. Ali'nin selamı alınmaz dediler. Demirler ki biz dinden çıkıp yedirek. Dünen de mazeret uydurdular. Bak hala rahmetle andığımız birileri var. Çünkü sonunda tövbe ettiği, sözünden döndüğü, o yanlışından döndüğü, kanaate ağır bastığı için rahmetle andığımız nice büyükler var. Haşimilerden dahi. Ali Aleyhisselam, o da yanlış yapıyorsun. Benim velim sense o davranışını düzelt. Cevap yazır. Ben hiç de size Müslümanların kanına girmedim. Ali'nin emsi oğlu vali eliyir. Yanlış davranışını uyarır. Uyarında da kalbine dokunur beyefendinin. Diyorum sen kimin hiç de size Arap'ın kanına girmedin. Öz milletini öldüren. Hoppala. Ali yazı kurayındaki derdin hamısını vallah diyemeden gitti. Dediği milyarda bir bile değil. Bir gayret kardeşe. Estağfurullah. Yine ağzını bozmayayım canım. Yine rahmet okuyarak. Sonra tövbe edildi. Gelir para istiyor. Ali vermiyor. Gidir mi alıyor babasını? O ki bu dert yanır değirmen neyim? Hamza'nın yerinde Abbas, Cafer-i Teyyar'ın de akıl. Böyle kümeyim olsa tabii ki Fatıma tekme vurup Fatıma Mevşah saldırır. Onun yerinde bu olan da böyle olur. Acından ölse adam gitmez düşman kapısına ya. Yok gitti de sözü böyle muammalı dedi de falan filan geç onu. Ama yine de lanet okumurak da selamlayarak da ve sonra da verilir. Değil onu böyle gitti. O sözünden orada dedi gitti. Oğlu gelip bu yolda öldü. Akılın uşakları Kerbela'da az ölmedik. İlk şehit de onun balasıdır da Müslüm dedem. Öyle de bir gayret değildi. Ama Ali'nin istediği standartta da değildi. Bu dua. Uşakları gayretliydi. Öz de çok da bir gayret değildi. Onu da boş fers eleyledi. Ne oldu ne gitti. Mazeret. İmtihan gün gelir. İşte öyle bir şeyle imtihan olur. Yüreğe hele düşman kapısına gelir mi? Çok demiştim o misali da, o abid kapısının ağzında her gün encir bitirdi. Yok nar idi, yok hurmaydı hemeyse. Karnı onunla doyururdu. Her gün çıkırdı oradan alırdı. İftarda mı alırdı, sahurda mı alırdı? Gün yazgı o ağaçtan çıkırdı. Bir gün çıktı ağaçta meyve yok. İkinci gün vakti acı kaldı, çok acıktı. O yakında bir kafir köyü var idi, yendi oraya. Gitti bir kapıyı vurdu, ekmek aldı. Dedim ben açacağım bana ekmeği. O da götürdü verdi eline bir tane ekmeği. Gelirdi evin köpeği takıldı bunun peşine. O görürsünüz de köpek böyle dönür başına kuyruğunu sallayır. Ekmeği atasın. Ekmeği atırdı, bir kekesi batırdı, onu alırdı. Alnında yuturdu, yine kesip önünü. Ekmeğin yarısı gitti, bu Ali Alçemi. Bu köyden çıktı Ali Alçemi. Siz Allah'ın imanı. Sahabın verdiği bir ekmek yerden çokunu, sen yedin gitti. Yeter akı. İle tohum ki elde yemize düşmesin. Efendim,
Bir Allah o çöpeye nutku verdi, danıştırdı. Rivayet yok. Dedi ki, el çeken değilim, onun hamısını elimden alacağım. Hamısını vermediyse el çekmene. Ve bu buyurdu. Benim sahibim öyle olur, kaynatası hasta olur, gelir haftayla orada kalır. Arvadıyla beraber. Ben bu hayatta zir, zibil, ger, gemi, eskiden kalan bir şey varsa tapsam, azdan çoktan ondan idare edin. Tapmasam da gidip sallakhanı alıp eylemdi. Bu kapıdan başka kapıya gitmedi. Sallakhanı alıp eylemdi. Senin bir gün rızkını kesti, ikinci gün sen geldin, Allah düşmanlarının kapısını ağız açtı, el açtı. Bu senin imtihanın mı? Kaybettin. İkinci gün gittim Allah düşmanının kapısına, kafirin kapısına. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın kapısını bağlı koymak için öz talebelerinin birilerine geldiler, dergah açtırdılar. O da orada dergah kuruttu. İslam ilimleri öğretir. Dersine gidene de bir altın verir. Onun talebeleri çok olmaya başladı. İmamın talebelerinden de bir kısmı oluyor dedi. Altın alır akıl. Birisi dedi ya, ben hem buradan ders alayım imamla. O benim talebe arkadaşımdı, bilirim onun da açığında ne var. Altından başka bir şey yoktu. Gidim buradan da altın alayım. Kalktı gitti, onun kapısına yetişen de yüz yüzüne dedi, ya ben şimdi buradan içeri girsem, birileri de görse diyecek ki, bilmeyecekler ki benim zaafım da altıma gelmişim ben. İle bilecekler ki, İmam Cafer Sadık'ın verdiği ders bana yetmiyetti. Ben geldim burada filan kesten elim örgenmeye. Bu vefasızlık olur. Kalktı geldi geriye, İmam Sadık'ın kapısına. Kapıyı dövdü, girdi içeri, selam aleyküm selam diyenden sonra imam hiçbir söz demeden buyurdu, infanet fahattı. O arvat eyleseydi sen de eyleyeceğin. O arvat kim dedi, ya ne Resulü? İsrar öyledi. İsrar edince imam buyurdu ki, senin de aradan gelirsin. Filan girdin dedi, ha. O kapıya kadar seni götüren sebep de var, oradan döndüren sebep de var, boşuna değil. Senin baban ticarete gitmişti. O zaman 6 aylık sefer yazda kuzeye yapılırdı, orada alışverişini yapırdı, oranın metalını alıp kuzeyin işte batının, Bizans'ın bol gelirdi, evinde birkaç gün kalıp 6 aylık sefer bol güneye başlayırdı. Hindistan, Çin, Men böyle gelen malları onun ticaretini yapırdı. Buranın orada metası hala nur yapardı, oran kimdi, aylar sürürdü. Araba yokuydu ki, deve katarıyla donkalım. Anan nökerinizi çağırdı otağına. Nöker geldi. Niyetini bozmuştu ana. Sefer uzun sürdü. Geldi, içeri girende, ekonomim buyur ne dersen, ya son adım kalıptı şimdi, bir cinayet işleyecek. Öz özüne düşündü ya. Bu adam niye seferdeydi? Ben hanım olum, şu an ağa olsun. Bak kabağında nöker cariye. Ben getiririm onun yatağına başkasını katın. Ola ki buradan hamlede kalsam, onun dörünü buna varis eleyin. Ya Allah bunun cezasını ağır verir be. Son anda vazgeçti. Dedi, mesela başka bir şeye sözünü yürü gitme. Mesela payı kaydırdın mı, kapıyı kilitledin mi, eleyip savdı onu, çevirdi geriye, vazgeçti son anda. Umudunuzu baban seferden geldi.
ve helalinden sen geldin. Sana hamile oldu. Eğer ondan olsaydı, ondan hamile olacaktı. O son adıma kadar götüren anaların ruhiyesi çok önemli daha. Uşağa süt verende, hamile olanda. Onların fikriyatı, psikolojisi de sadece fiziki değil. Süt canlı olmamalıdır da, ona da yansıyır. O son adımına kadar götürdüğü işi sen de gittin. O kapının ağzına kadar gittin. O son anda vazgeçmişti, sen de son anda vazgeçtin. Odur ki deyirem, infalet faalte. Eğer anan onu yapsaydı, son adımı da atsaydı, sen de o kapıdan gireceydin. Anan son adımda vazgeçti, sen de vazgeçti. Gitti anasına söyledi, dedi, doğru diyeceğim onu. Ne cür deyip söyledi. Ha? Eşite kalan var. Ne diyeceksin dedi. Ben bilmiyorum ne dediğini. Kardeşlerimiz kalktı kalktı. Biraz ileriye doğru selavet edecekler. Acaba da bir nefes alsın. Allah! Allah! Hanım bacılar, sizler için de dışarıdaki inşaatta yeni hazırlanıp da ışık çekilip, ses çekilipti. Eğer sığınırsınızsa oradan da istifade edebilirsiniz, oradan faydalanabilirsiniz. Mahrum kalmayan önemli gecelerdir. Bu gecelerin feyzinden geri kalmıyor. İmam Hüseyin meclisi ne kadar sıkışsanız da o kadar sevap durumunuzdur artır. Allah sizler varsın, selam olsun. İmtihanlar bazen lütfeyle de ilgili olur, bazen lokmayla da ilgili olur. Allah bizi sınıfta kalacağımız şeyle imtihan etmesin. Amin. Allah bizi cergeden kopanlardan etmesin. Amin. Bir sürü hadis var. Zurbeden ayrılan koyunu kurt kapar. Zürbeden ayrılan şeytanın payıdır. Bu katardan ayrılan şeytanın payıdır. Başına Kur'an da koysa yalandır. Aliyle savaşanların Kur'an okumağına Ali'nin adamları kıpte edirdi. Gece namazlarının, münacatlarının sedasından mescid arı kulağını kimin inleyirdi? O Ali'yle savaşanların. Bebe. Şimdi bakıram birilerine bana diyor. O falan geziyordu, buranın şu aldı, deste grubu yapar, planı yedi bilir. Neyi diyorsun çekirdi ha? Ben bir şey demişim, yine de değilim. Sosyal medyada da, sayfalarımda Zeynebiye'den kelime abarmayan adamları ben bana arkadaşlık teklif edeyende de kabul edemiyorum. Oğlum, buranın çok şükürlü çamurun dibinden hiçbir dış destek görmeden şu anda biraz da omuz verseniz en iyi puanın gelir değil mi? Herhalde ifaz buradan fazla puanı olan yoktu.
Allah izin verirse üçüncü lige çıksa çıktığı gün 1 milyon hesabına yatır. Devlet yatıracak. Sen bunu niye biraz omuz vermekten kaçırsan ki? Sen üçlerin, beşlerin toplanır, göl olur da. Ha değilsen İlfan Spor'da birileri yer idi, en çokunu ben veririm barış. Gelin beraber bana da haber verin, gidip tatlıya göre kim yiyir İlfan Barası? He? Ödü ondan haber ver. Bu camiayı işim sahalarda temsil ediyor. Ben inşallah Rahman dilerim, umarım ki salon sporlarında geliştirsinler. Bu kadar değilim bir yerde patlayacağım İFA Spor'u yönetenler haberiniz olsun. Salon sporlarını. Cemaatle de meşveret eyleyin, çevreyle de, tecrübesi olanlarla da ne rağbet yürürse bizim uşaklarımız gereği özgüven kazanır. Karatacı ve boksör ola, güreşçi ola, özgüven ola, kompleks yapmıyor. Bir anda memnun olan da gözünü yumup kaçmıyor. Özgüven olsun. Dünen az sayıya rağmen işte böyleydi deyin, dost düşmanını masalandırıldı. Sayın sporlarına önem verin. Peki bu noktada da, İfa'nın görevi bu, yapsın. Hadi sen de de, teşvik et. İbadet değilsen çok şükür. Zeynebiye de kabul olmayan ibadetin onun keşirde olmaz. Zeynebiye'nin nefrini tutanı kimse tikeldenmez. Zeynebiye'nin duası bu iznillah ölüyü dirilirler. Hiç alakasız insanlar burayı rüyasında görür. Burası Zeynep'in kıymesidir. Bu hakirle beraber bu cemaat da Zeynep'in kıymesinin bencisidir. Sen ara gidiyorsun. İmtihan. Yanımda bak Şeyh Hasan Vahidi, Cabir Alimler Birliği Başkanı. Bir de Cabir, Cafer-i Der yönetiminden birisi Vahidi. Yurt dışında. Bir şehit. Şamat bölgesinin mesulü bir şehit. Yaşlı gözlerle bunları anlattı. Yokusunda. Bibisi Zeynep'i görüp, o da bunları değil buna. Burada da birçokları saliyelerden, saliyelerden benzer rüyalar görüptüler. Ve bu Zeynep yine psik görüp ki, hele özü tabiri caizse çadırdadır ama bu ülkede onlarca mescit yaptı. Her riski de göz alır. Yarandı mı? Kırmızı Zeynep'in duası kabul olmayacak, kimin ki kabul olacak, biliyor musun? Bu yanlış yolladı. Bu sesi batırmaya, bu milleti dağıtmaya çalışanlar doğru yolladı. Bunu mu diyorsun? Tümen de bileydi ha. Bizim biraz hatırladaydın, vallahi ben gittim. Her gün yolu aktık. Gitti o kuruldu Maviyen Sütfası'nın başına. Ali'ye gel bakılır cadırdı, Ali sözüne bakmıyordu, bu içip gidildi. Yani 1400 sene önceki imtihanları şimdi de sen veriyorsun. Böyle değil ki sen soyutlanıpsan, imtihanından çıkıp temtem olupsan, Selafiler gibi 8 kişiyi öldüren temtem olur. Yani daha bundan bütün teklifler sakit olur, imtihan bitti, o cenneti kesip garantiledi. Sen de öyle mi
düşünür. Allah son kerkizi doğru koymayı nasip etsin. Amin. Başta filan kez nazım emeği var. Hadi telhanın nazım emeği var. Telhanın eli sola koymuştu. Cihatta, peygamberin askeri olarak savaşta. Onun nazım emeği var. Ve böbürlerim dedi de futuhat falan filan. Ve onların da emeği var idi. Onlar emeksiz değil ki. Son kerpiç. Son kerpiçi yanmış koydu. Filan kesme, filan görev vermedi ile sen ben oldum Zeynep'e düşman. Feyizdi. Demek sen orada bir menfaat elde edirmişsen de o mu kesildi? Ya niye dünem Zeynep Yeliye'ye gün ileriki filan görevden çıktın daha Zeynep'i öldü biz. Acı. O günü de dedi daha filan kesin azma emeği var. Belediye sen öyle bir de buladı. Şimdi bir görev değişikliği olan da sen niye beni aldı yoksa oradan çıkar mı sanırım? Adamı şüphelendirirsen bu halinde. Zeynep'e deyken sesi çıkmış bir bakışa muhalif olup telefonlar cahil cahil çalışıyor da olmadı buna fitne sokur alttan alta. Ünlü bir kalkında haber yok. Bakın dostlarım, Allah'ıma and olsun ki Hüseyin'in başı hakkı için sizin izzetinizi istedim ben. Sizin başınız dik olsun istedim. Kimsenin diz çökmeyin istedim. Ağa kimi yaşayın istedim. Onurlu şerefi bir toplum olarak tanımın istedim. Bundan başka ben bir derdim olmamıştır. Ve hiçbir zaman sizi berya sürüp özüm arkada gizlenmedim. Bunun yüzünü şahitsiniz en azından. Size yalan demedim. Dizembazlık yapmadım. Niye aleyhde konuşan o da böyle biriler tarafından kabul görür? Amacı ne? Önce bunu diyeceğim. Senin amacın ne? Alıp veremediğin bir şey varsa gel de beraber ol. Aksakal yaratında, Rüya Sokak, Alimler Birliği'nde, Sokak, bütün kurumları gidi senin aklına al. Derdin ne? Yıpratmak he mi? Kime yarar bu? Yezide mi Hüseyin'e mi? Ha? Yezide. Demek sen Yezide hizmet edersen git başka yerlersin. Ben Yezide asker olan değilim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ha İmam Hüseyin gelir. %95 bunca mektupla beraber bile inanır ki gidecek Kufi'ye bütün millet Yezid'den narazı. Mütenefir Kufeli'de 200 bin sıra kılıç yolunu belirir. Valiyan da kulağından tutup atacaklar Hüseyin orada. Eğer ilan etse ki ben artık imamet makamında oturmuşum zahiri anlamda, bütün Hicaz bölgesi de diğer bölgelerde düşüp Hüseyin'e uyacak. Biz indenden gitse Hüseyin'in kurmayları, en azından vali, ordu komutanı, şu bu oluruz. Ne bilirsin? Göre öyle, öyle değil. İle ki geldi, Müslüm'ün şehadet haberi geldi, Kufel'nin vefasızlığı bilindi. İmam Hüseyin bunları topladı, dedi bundan sonra bak ölüm var, şehadet var. Bu evvelden gelenler karşısına gitsin, biatımı da kaldırdım bu evine. Hadi gitsin. 1300 kişi de oldu gitti. Kalan %5 bile değil. Bir kısmı çünkü Aşura günü Tansu'ya gecesi iltihak etti. Yani 50 kişi bile kalmadı ha Hüseyin'in yanında. 1300 kişiden.
Bu %5, %4 dedi. Öyleyse mi? %95'ten fazlası dünya hesabından gelir. Ama bunları kavalayıp gene getirirler. Değil, getirin. Bunların derdi benimle. İlmem ehli beytimi de götürün, getirin. Ben burada olduğum için onlar mahzarayı benim üstümden kaldırıp sizin peşinize düşmeyecekler. Gece Enver Anlığı'na yararlanın, getirin. Bu kalanlar değil, yok. İşte bunlar da %5 bile değil tam olarak. 1000 defa öldürülsek, yansak, kül olsak, yeniden dirilsek yine senden kalacak. Hak'tan korkma yok. İmtihan işte. O gidenin de mazereti var. İmam dedi ki biatımı kaldırdım da sizi yani bundan sorumlu tutmayacağım Allah huzurunda. Gidin de. Dünyada gitti de. O da ki görsen lanet de demirekti. Onlara lanet de demire. Ama kalanlar öyle bir mantık koydu ortaya ki. Gidenler be. Gidenler de ölüktü. Kalanlar da ölüktü. Gidenlerin adı neydi de görün. Kalanların her birer bir yıldızdır. Bin dört yüz sene geçip hala o yıldızdır. Sönmemiş yıldız. Get be get nuru parlayan yıldız ol. Gelenler mi oğlum? Onlar da ölüktü. Sen öte gidip cehenneme gidip işim yok. O gidenlerin adını değmiyorum. Kim miydi? Yoktu. Dönüp Hüseyin'e mektup yazıp peşinden dönüp Hüseyin'e karşı savaşanlar. Kimisinin hiç adı sanı yoktu. Kimisi melunluğuyla tanınır. Şeytan da meşhur olurdu. O da şeytan gibi. Ha? Bir Hatem-i Tayin'in kardeşi onu kıskanırdı. Hadi Hatem-i Tayin günde kaç deve öldürür millete insan dağıtır? Atıyorum 2 deve. Bu 4'ünü de öldürüp dağıttı. Baktı ki neyle her yerde Hatem değiller. Bunun kestiği de ona sayılırdı. Bu hücum ettiğini. Hatem'in kardeşi değiller. Filan kes demirler. Vakti olmur. Bilim meşhur olamaz. Gitti zemzemi mundarladı. Tabirimi mazur gör. Zemzem kuyusuna çiş yaptı. Onunla tanınım diye hayını hırttık. Bilirler. Ha bazılar da işte Zeynep'e karşıtı olacak, bununla meşhur olacak. Ya ama zemzem mundarlayarak tanınmanın bir anlamı yoktu. Küfeli olarak tanınırsın. Vefasız olarak, gayretsiz olarak tanınır. Şia'nın birliğini, dilliğini bozan, bu ülkede Aliyen Belullah sedasını yayan, ya Hüseyin sedasını dünyaya yayan bir oluşundan kopupsan, şeytanın payı olupsan, şeytana vanası olupsan, ancak bunu böyle tanırsın, kahraman tanınmazsan. He? Suzdular dert değil. Açdılar dert değil. Dört yanda bir psikolojiyi düşün bakayım. Bana göre 70.000. Hadi sen de ne 30.000. 30.000. He? Silkinin etrafı kuşatıklar. Top menzili değil ki kaç kilometre ötede ola. Kılıç menzilinde be. Çadırlar onların ortasında. Mahiyet 20 metre, 30 metre, 50 metre ötede. Etrafında bütün canavar, çakal sürüsü 30 bin. 10 binler. Ne yapıyordu bunlar biliyor musun? Bu Hüseyin'in yaranı. Bu kadar adam dediler mi ha? Haşimi olmayanlar. Bunlar birbirine şakalaşırdı. Hiç takmırdılar. O mantığın sağlığını Ali Ekber Ağa'nın şu ifadesinden almak lazım.
Alesna alel hak. Kal efendim. Sen lanu galibiz mi oldu? Hak üzere miyiz? Allah bizden razı mı? Ölüm ne ki? Bizim ölümü aldıran kim ki? Ölüm gölgedir. Boynumuza geçmiş gerdanlık gibidir. Artık açısı yok. Etrafımız sarılıp kim aldırar ki ölümü? Haklıyız, hak yoldayız. Ama öbürüne şakalaşırdık. Güle şala yediler miydi? Önce ben yedim diye birbirini itip kalkırlar. Önce ben yedim. Böyle bir pazar kururuk orada. İşte onlar da imtihandan çıktı. Selam olsun onlara. Amin. Ben safa safa, yılda bir defa, iki defa Kur'an'da da var. İmtihandan geçersiniz. Bu rutin imtihandan başka, senede bir iki de rutin dışı imtihanlar olur. Onda göre kim şeytana kulluk eder, kim Rahman'a, kim maviye sofrasına kaçır, kim Ali'nin arkasında kalır. Ama Hüseyin de düşman bile buna ikrar etti. Bir Hindu yazarın yazısıdır. Rahmetli Şeyh Abbas Gumi de bunu nakledip ondan tercümesini, Hindu'dan tercüme ettirdi kitabında mütelamanda konu nakledi. Değil, bu ne sükunet, bu ne vekar. Ya otur Rüstem'den, şundan, bundan bahsettiler pehlivan. Ya Hüseyin İbni Ali varken adam utanır başka pehlivandan bahseder. Başka yiğitten bahseder. Hüseyin İbni Ali. Emir-i Mümin demir, ha Hüseyin'i değil. De siz bir düşünün hele. Cevanlarını veripti. Yaranını veripti. Tek kalıptı. Düşünmesi gereken orada evlatları, namusu, bacısı, kızı, gelini var. Ama o yine çok metin ve vakurdur. Özünü şaşırmır. Titremir. Onların derdine de her bir şehit Hüseyin Aleyhisselam'a derdi budur ki, bizim başımız senin dizin üstünde, sen kimin dizi üstünde can vereceksin? Başka dertleri yok. Yani şehit var ya, ölmeden şehit, onun bir mantalitesi var. Onun dünyaya bakışı farklı, onun ölçüleri farklı. Diriyken o mantığı herkesten farklıdır. O yatağında da ölse o şehittir. O aşk, o sevda, o inanç, o perspektif, o bakış. O yatağında da ölse o şehittir. Elâ memen ve men mâte anâ ve âli Muhammed mâte şehîdâ. O aşkla ölen yatağında da ölse şehittir. Sevda, müstefiz olur, iltimas-ı duamlar.